konuşup daha sonra biraz da genel konuşmak istiyorum. Ligin son maçında Azal'a karşı kazanmamız gereken bir maçtı. Şartlarımız ne kadar ağır da olsa, sakatlarımız, cezalarımız, oyuncu eksiği fazla da olsa Azal'a karşı kazanmak gerekiyordu. Geçen maçlarda olduğu gibi yine olmayacak bir pozisyondan gol yememize rağmen oyunu bırakmadık. Tüm oyuncuların maç sonuna kadar çok ciddi mücadele ettiler. Golü bulmalarına rağmen ikinci golü bulma adına da çok ciddi efor sarf edildi. Ancak futbolda kalite de çok önemli. Bugün o üst düzey kaliteyi 11'de veya kadro içinde yeterince olmadığı için sıkıntı yaşadık ve ikinci golü bulamadık. Ancak benim üzerinde durmak istediğim daha önemli konu, bu sene genel değerlendirmeyi yaptığımda yeni kurulan bir takımız. Yeni kurulan takımın bir noktaya gelmesinde bazı sancılar yaşanıyor, zorluklar yaşanıyor. Ancak bir yere varabilmek için istikrarlı olmak, devamlılık içerisinde olmak çok önemli. Ben inanıyorum ki bugüne kadar yaptığımız çalışmalar neticesinde takımımız oyunsal anlamda çok şeyler kazandı. Ancak bir gerçeğimiz var ki her ne kadar oyunsal olarak üstün olsak da rakibe karşı kendi oyunumuzu kabul ettirsek de futbolda bireysel beceriler, bireysel hatalar çok önemli. İlk yarı itibariyle bireysel hata çok yaptığımız için çok da puan kaybettik. Ancak bir gerçeği yine vurgulamak lazım. Biz iyi bir takıma sahibiz. Ben inanıyorum ki devre arasında özellikle merkez müdafaya, stoper mevkiine bir oyuncu ve forvet mevkiine bir oyuncu, kaliteli iki oyuncu girdiği takdirde bu takım her şartlarda ikinci yarı çok daha başarılı, netice alabilen ve insanların beklentilerine cevap veren bir takım haline gelebilir. O yüzden yine sözlerimi devamlılık üzerinden sürdürmek istiyorum. Eğer bir başarı isteniyorsa, bekleniyorsa devamlılık, istikrar çok önemli. O yüzden hiç kırılganlık göstermeden inançlı bir şekilde aynı yolda mücadele etmek lazım. Ben inanıyorum ki alınacak birkaç kararla birlikte ikinci yarı itibariyle Hazal Denkara'nın beklenen oyunu, beklenen performansı ortaya çıkar.